Foro Games'ten herkese selamlar değerli dostlar. Ben Foro Ali Foro. Yepyeni bir Euro Truck Simulator 2 oyunuyla karşınızdayım. Ve değerli kardeşlerim, bugün sizlere yeni bir araç tanıtacağım ve Türkiye haritasında da tam gaz gezmeye devam edeceğiz. Bugün sizlere Honda'nın Accord arkadaşlar, efsane bir aracı. Cidden zımba gibi bir aracı diyeceğim bir aracı tanıtacağım. Görmüş olduğunuz gibi. Jantlar arkadaşlar, ben bir şey uyduramadım. Artık bizim de 131. jantları bunlara uydurduk arkadaşlar. Diğerleri hep kamyon lastiği falan gözüküyordu. Böyle büyük gözüküyordu. Modda cidden işte dıştan çizimi falan gayet güzel olmuş. Ve bugün yolculuk yapacağız tabii ki. Nereye yolculuk edeceğiz arkadaşlar? Muğla'ya gideceğiz. Aracımız bir hayli hızlı. Biliyorsunuz arkadaşlar, bu serimizde günden güne zenginleşiyorduk. Dedim abi Muğla'ya doğru bir tatile doğru gidelim de oradan da işte nasıl söyleyeyim arkadaşlar, tatile tabi modelli bir araç çekmek gerekir diye düşündüm ve Honda Accord aldım arkadaşlar. Şirketimizin aracı olarak da bunu da kadromuza ekledik. Araçla ilgili arkadaşlar, farları falan çalışıyor, sinyallerde falan sorun yok, dıştan çizimi fena da olmamış arkadaşlar. İçine geçtiğimizde ise bakın, stabil, başka bir, bu runner diye sürekli gördüğüm bir model var arkadaşlar, ama içten de çizimi fena olmamış diyebilirim değerli dostlar. Hatta kabin ayarını şu biraz daha koltuk yeri değişebilir ki daha kötüydü. Ben bunu biraz daha ayarlamaya çalıştım kendimce. Bir tık yukarı alıp aşağı yapsak şöyle, ama yok. Bir aşağı alalım, ilerletelim abi. Koltuk son mu geldi? Evet. Bu şekilde bir araç. Valla ses falan biraz abartılmış. Dengesiz bağırıyor ve altı yakın olduğu için yere biraz sürtüyoruz arkadaşlar, ama yapacak bir şey yok. 96 km'lik yolculuk yapacağız yüzlerle. Bakın aracımız sesi bu şekilde. Ses biraz dengesiz arkadaşlar. Fren de o kadar iyi tutmuyor. Bunu da ek bilgi olarak sizlere sunalım, ama onu daha korktum. Çizim olarak harika arkadaşlar. Bakın, yani aracın lastikleri görmezseniz harika. Ben beceremedim abi. Belki de vardı ama bayağı aradım. Yani lastiklerle ilgili bir şey göremedim maalesef. Direkt kamyonların ve tırların lastiği oldu. Yolun arkadaşlar her bükümünde görmüş olduğunuz gibi sıkıntı çıkarıyor maalesef. O yüzden umarım o sıkıntı daha fazla olmaz. Yani mesela bu yollarda, eklenen yollarda altı sürtüyor herhalde, bakın. Şu an yavaş geçtiğim için sıkıntı yok. Aynalara gelince arkadaşlar, mesela bakın sol ayna donmuş bu vaziyette, sıkıntı. Orta ayna ters çalışıyor, bayağı garip çalışıyor, sıkıntı. Ve dediğim gibi arkadaşlar, o zaman şöyle yapalım ya. Ben size lastiği de göstereyim, çünkü altı acayip sürtüyor. Bu Magirus dolmuşun lastiklerini takalım artık arkadaşlar. Birazcık daha en azından şey. Bakın bu şimdi çok fazla sürtüyor. Bunu sürtmemesi için de ne yapsak ki? Tofaş sürtüyor arkadaşlar. Şunu koyacağım, bu da çok büyük arkadaşlar ya. Ya bildiğiniz dolmuş çantı koyacağız arkadaşlar, yapacak bir şey yok. Sırf yani bu görüntü bozuyor ama şey olsun diye arkadaşlar. Yani sürtmesin altı diye, daha konforlu bir yolculuk yapalım diye artık aracın lastiklerini maalesef bu şekilde yapmak zorundayım. Hani niye böyle yaptın abi demeyin. Artık dalgasının düğmesini anlamışsınızdır ve şu onarımı da yapalım. Çünkü yolculuk esnasında hasar gördükçe benim canım çok sıkılıyor. Tabi şimdi saçma oldu. Dıştan böyle büyük lastikli bir Honda Accord oldu. Bir kendi standart lastik boyutunu tutturamadık gitti arkadaşlar. Neyse artık, yapacak bir şey yok. Stoplamalar falan çalışıyor. Ben aracın dış çizimini kesinlikle çok beğendim arkadaşlar. Dış çizimde hiç sorun yok ama ses kısmı biraz sıkıntılı. İç panelde arkadaşlar gösterge çalışıyor. Onun dışında yani ibre çalışmıyor ama lambası çalışıyor diyebilirim. Yuh. Yok artık ya. Ulan bir araç incelettirmediniz be. Bir Muğla'ya gidelim dedik, göndermediniz arkadaşlar. Şimdi değişik abi, baya ne derler onun adına, biraz problemim mod. Aslında videonun altına bu sefer linkini vermemeyi düşünüyorum ama bakalım. Lambalar demiştik, evet çalışıyor. Sinyal verdiğinizde içten sadece kol animasyonu var. El freninde bir şey yok, bir dalga dümen yok. Orta hali bir mod olmuş arkadaşlar. Hadi o zaman biz de bu araç ile Muğla yolculuğumuza gidelim. Bakalım bu sefer hasar olacak mı? 96 km'lik bir yolculuk. Aslında o kadar da zor olmayacaktır. Araç çünkü cidden hızlı gidiyor. Hız konusunda bayağı abartılmış diyebilirim. Ama sağa soluma dikkatlice bakmadan geçmeyeceğim. Enteresan arkadaşlar. Sol yapıyorsunuz böyle değişik. Ne oldu lan?
Dengesizce hızlandığı için herhalde. Kaldırıma çıktı ve hasar oldu arkadaşlar. Ulan baya baya berbat bir şey olmuş ya. Zıplama sorma. Bence indirip kurmayın arkadaşlar. Ben sadece bunu videoda göstermek için çektim ama sizlere pek de tavsiye etmeyeceğim bu sefer. Sırf dış çizimi de güzel diye de ne bileyim hani oynamaya değer mi değmez mi bilmiyorum arkadaşlar. Yani oyundan sizi soğutabilir. Bakın hemen 84'e çıktı. Ayrıca çok hızlı, çabuk hızlanıyor. Aracın hızlanması hani hız istiyorsanız şehirler arası yolculukta falan güzel ama diğer yönü ve sakıncalı bir motor arkadaşlar bana göre. Biraz oyundan soğutabilir yani adamı. Ayrıca bu kameradan sağa sola baktığınız zaman da biraz dengesiz bakış açısı sergileyebiliyor. Mesela koltuğu görüyorsunuz falan böyle yandan bakınca. Çok çevirirseniz arkayı görüyorsunuz ama yine hatalı görüyorsunuz. Oha. Bakın şekli arkadaşlar, ben nasıl anlayayım bunun. Cidden kullanımı eziyet arkadaşlar. Şöyle süreniz gürültü oluyor. Bu şekilde kullansanız gürültü, içten kullansanız kamera açısı. Yani yukarı tükürsen bıyık, aşağı tükürsen sakal arkadaşlar. Ve 152-153 hemen hızlandı. Ha şu konuda eyvallah. Hızlanma konusunda bir hayli araç hızlı. Onda bir şey diyemeyeceğim. Eğer araç çok durmazsa arkadaşlar stop etmeyi deneyebilirsiniz. Yani aracı E tuşuyla stop ettirip ondan sonra öyle yavaşlayabilirsiniz. O da ilk bilgi olarak aklınızda bulunsun. Şimdi çıkalım bakalım Muğla yollarına. Yollar nasıl tam bilmiyorum ama bir hatıra fotoğrafta çekiniriz artık. Aracımız 151-152 hemen hızlanıyor. Bakın 160'ı gördük şu an. Bakalım top speed kaçmış. Gerçi şu aralar biraz sıkıntılı ama yapacak bir şey yok. Devrilme, devrilme, devam et. Abi tam da biz dandik yollara çıkmışız ya. Maalesef kaza riskinin fazla olacağı yollardayız. 170 falan gördü arkadaşlar. Acaba 200 takıntısı var mı bunda? 199'dan sonra gitmiyor mu? Yok arkadaşlar, bayağı gidiyor bakın. Rekora bakın. 214 km hızı gördüm. Allah'ım sana geliyorum. Bu nasıl bir arabadır arkadaşlar? Yırtıp atıyor adeta orada. Resmen altımızı aldık seyahatı. Evet, hız konusunda söylediğim gibi arkadaşlar biraz şey. Aracı o kadar şey yapamayacağım yani. Övemeyeceğim maalesef. Kaza riskiniz çok fazla. Tersten tersten gidelim. Abi vurduğunuz araba uçuruyor bakın. %64 hasar arkadaşlar. Gerçekten berbat bir mod. Arabadan soğuttunuz lan. Yani arkadaşlar normalde harika bir araç. Cidden çok güzel bir araç. Ama bu modda biraz araç hırpalanmış yani. Bir adam Honda direksiyonu falan koyardı madem. İç paneli falan yapılmış ama araba vardı bakın, 170 falan bayağı hızlanabiliyor. Şurada biraz yapıştırmayı düşünüyorum arkadaşlar. Biraz otoban gibi bir yol vardı biliyorsunuz burayı. Burada bakalım kaç yapacak. 182 190 200'ü geçtik arkadaşlar. Rekor herhalde kıracağız gibime geliyor. 217 220. Tabelamızda gözüktü zaten. 234 238. Oha. Abi %100 hasar. Sıkıntı arkadaşlar. Sesler falan böyle bayağı bir. Araba bir de %100 hasar alınca bayağı sersemledi diyebilirim. Neyse şimdi buradan Muğla'ya doğru yapıştıralım. Ama dediğim gibi arkadaşlar araç biraz sıkıntılı. Çok da aşırı tavsiye değildir yani. Neyse şuna bir F7 yapalım son bir kez bari. Bayağı bir alengirli mod olmuş arkadaşlar. Yani çok da dediğim gibi. Ne diyeyim şimdi, iyi desem yalan söylemiş olacağım. Bu moda çok da iyi diyemiyorum arkadaşlar maalesef. Şimdilik buradan hemen bir F5 haritamızı açtık. Ve Muğla şehrine doğru gidelim bari. Bu arada serimiz hakkında hiç konuşamıyoruz arkadaşlar ama yani işte serimizde biliyorsunuz Türkiye gezisi yapıyoruz. Türkiye'nin her yerini gezdik resmen ama iş güç işte arkadaşlar, biliyorsunuz gittiğimiz yere tekrardan
gidebiliyoruz. Yani Honda Accord dediğim gibi başlar bayağı ölüm makinesi olmuş yani, bol bol bu bölümde kaza gördünüz. Görseli efektler olarak size fazla bir şey sunamadığımı düşünüyorum falan. Aslan abi gidişe bak arabanın ya. Araba durmuyor yani. Şöyle biraz hızlanalım. 235 km, yani yaklaşık siz deyin 240 abi, bayağı yaptı ya, rekor diyebilirim yani. ETS oyununda rekor hızımı yaptım diyebilirim, 240 km hız. Yani o açıdan bakarsanız güzel, hızlanma konusunda çok deli gidiyor arkadaşlar, ama dediğim gibi diğer türlü biraz hatalı. Yani denge kontrol sorunu oluyor maalesef. Bakın şu anda zaten, bak hemen yapacağım değil mi o hatayı, şerefsiz. 200 km anında ulaşabiliyorsunuz. Fazla abartılmış. Neyse, Muğla işte son 25 km kalmış bu arada. Eğer stop etme tuşuna başlasanız anında 90-100 km kadar düşebiliyor araç. Hani 200'den bir anda çok hızlı bir şekilde frenletebiliyorsunuz aracı. Böyle bir güzelliği var. Onun dışında basınca da gidiyor arkadaşlar doğruya doğru. Muğla'ya da geldik sayılır. Muğla şehrinin tabelasını görmek istiyorum. Aslında meşhur bir yol vardı biliyorsunuz İzmir'e gelirken. Bu Fethiye denen herhalde. Evet. Orada da aslında arkadaşlar bu araçta girilir. Çünkü bayağı hızlı ya araç. Bundan çarpmayın sakın. Çarpmayın sakın. Bu arada 1 milyon yakında Muğla şehrimizde nüfusu varmış. Onu da görmüş olduk. Ve serimizde olmazlarımızdan fotoğraf atölyesinden tabii ki çağırdık fotoğrafçımızı, bir hatıra fotoğrafı aldım efendim. Honda Civic'le, daha doğrusu Honda pardon Accord'la. Normalde ben yandan göstermeyi isterim ama arkadaşlar fotoğraflar biraz jantları bozuyor işi doğruya doğru. Şöyle biraz eğelim. Şu şekilde çekelim. Evet. Hatıra fotoğrafımızda çekindik, Muğla hatıra anısını. Hop, yüklendi ve %21 hasar oldu. Ama sıkıntı yok. Hadi Muğla'ya gidelim arkadaşlar. İşte arkadaşlar zenginlemek böyle bir şey. Yavaş yavaş şirketimizi büyüttük. Bayağı bir araç tanıttık. Bayağı bir kamyon tır ekledik. Ve sonunda böyle parayı bulduk diyebilirim ha. Oyunda dediğim gibi arkadaşlar çok da tavsiye değildir Honda modu maalesef. Ama çok arzu derseniz, çok istiyorsanız hız yapmak falan, öyle eğlencesine indirebilirsiniz. Yine de linkini koyacağım. İçi zaten bu run şey arkadaşlar ya, standart ya. Ben bu içi sanki başka bir arabada da görmüştüm. Audi'de mi görmüştüm? Sanki Audi'de görmüştüm, evet. Ama şu dış çizimi çok harika ya. Benim hoşuma gitti bayağı. Çizimi hoş olmuş yani Honda Accord'un, ama yapacak bir şey yok arkadaşlar. Bakın. Jantlara bak ya. Jantsız gözüme. Ve içinde kimse yok. Kendi kendine giden araba modu. Honda Accord. Evet. Şöyle çıkalım bakalım. Bak hemen sürtüyor altını falan. Enteresan bir şey. Değerli kardeşlerim, beni izlediğiniz ve bana katlandığınız için sizlere teşekkür ediyorum. Bir sonraki araç tanıtım modu ve ETS2'deki Türkiye gezimizde görüşmek üzere. Hala abone değilseniz kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz like atabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.